Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Dövme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 20 Şubat 2023. Neresinden başlayalım bilmiyorum. Serdar Dursun forma rekabetinden vazgeçmiyor diyerek başlayalım. Bu arada bu yeni haftada bu yeni hafta başladı ve cumartesi günü Fenerbahçe'miz kaldığı yerden ligdeki maçlarına devam edecek. Artık hem maçlara hem de 5 Mart'ta bitecek olan transfer dönemine dair karışık videolar izlettireceğiz sizlere. Fenerbahçe'de tecrübeli golcü Serdar Dursun formayı kazanmak için hırsla çalışmalarını sürdürüyor diye bir haber var. Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans da büyük beğeni kazanmıştı geçen sezonki. Bu sezonda Serdar Dursun Jorge Jesus döneminde açıkçası fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon 16 karşılaşmanın sadece 4'ünde ilk 11'de yer aldı. En büyük hedefimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Forma savaşından asla vazgeçmem. Çalışmaya sonuna kadar devam edeceğim diyen Serdar. 4-2 kazandığımız Fatih Karagümrük hazırlık müsabakasında da takımın son golünü kaydetmişti. Tabii biz göremediğimiz için bilmiyoruz. Şimdi Serdar Dursun'a teklifler var ama pek gitme niyetinde değil. Yönetim de zaten ucuz maliyetli futbolcuyu niye bırakalım diyor. O yüzden de çok fazla enteresan bir durum yok arkadaşlar. Yani yıllık ücreti düşük, yedek kaldığında dert etmez. Oynadığı zaman da elinden gelen katkıyı verir. İnternasyonel Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'yı radarına aldı. Öte yandan golcü futbolcu ile görüşmeler başladı diyor sosyal medyadaki duyumcular. Kim arkadaşlar da nereden duyuyorlar bilmiyorum, ortalığı karıştırmak adına başka takıma gitti diyorlar. O takip ettikleri kişileri takip etmeyi sürdürsünler. Göndersinler bakalım. Derince Belediyespor, hatırlıyorsunuz değil mi? Fenerbahçe Kongre üyesi Faruk Bayraktar o kulübü satın almıştı. İnanmayacağınız bir şey söyleyeceğim. İlk hamle olarak Fenerbahçe'de oynayan oğlu Eren Bayraktar'ı transfer etmiş. Tabi oğlu olması hasebiyle ayrı bir mevzu ama yani Fenerbahçe'den transfer yapmış. Darısı diğerlerinin başına. İşte Jadon Osterwolde'nin serbest kalma bedeli. Devre arasında kadromuza kattık. Henüz birçok kişinin kafasında soru işaretleri ve sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi varmış arkadaşlar. 6 milyon euroya transfer edildi. 18 milyon euroluk serbest kalma maddesi ödenmesi durumunda istediği takıma gidebilecekmiş. Elif Elmas gibi, Kim Minji gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarına gitmek hedefinde olduğunu belirtmişti. Ve başkan Ali Koç da bunu paylaşmıştı diyor. Arkadaşlar ben bu 18 milyon euroyu doğrulayamadım, bilginiz olsun. Ama şu bir gerçek. 6'ya alıp yani sezonun sonunda 18'e satarsak bence müthiş bir kar olur. İyi de hocam, Fenerbahçe ticarethane mi? Mecburen ticarethane olmak zorunda. Bu arada Valencia konusunda sürpriz talip dedik. Yine bu haberin detayı şeydeymiş. UOL Esporte'nin haberine göre internasyonel radarını almış. Golcü futbolcuyla görüşmeler başlamış diyor. Ancak bu haberi muhtemelen Türkiye'den aldılar. Çünkü görüşmeyi başlatan Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe sözleşme uzatma görüşmeleri yapıyor. 18 maçta 20 kez, toplamda 23 golü var Valencia'nın ve 4'te asisti var. Bu sezon tarihi bir sezon geçiriyor Valencia ve birkaç gol daha atarsa Fenerbahçe tarihindeki en golcü 10 futbolcu listesine adını yazdırmış olacak. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ümit Milli Takım. Ya çok konuşmak istemediğim bir olay ama mecburum. Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Arda Turan olduğunu söylüyorlar. Dolunay Kafkas'ın yerine göreve gelecek olan Arda Turan'ın kadrosunda da şu isimler yer alacak diye belirtiyorlar. Hakan Balta, Uğur İnceman, Barış Özbek, Hakan Ünsal, Bayram Bektaş ve İbrahim Toraman şeklinde. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Haddim değil. Belki Trabzonsporlular bile katılmayacaklar bana ama Ümit Milli Takım için A+, gençlere yatırım, gençleri uçuracak muhteşem, dehşetül vahşet bir teknik direktör arıyorsak
Amacımız gençleri güzelleştirmek, gençleri müthişleştirmek, gençlerden katkı sağlamak ise bizim almamız gereken tek isim Ünal Karaman. Bakın, Ünal Karaman ismi bence Türk futboluna damga vurabilecek bir isim. Bak, A milli takım için, A milli takım Ünal Karaman'la anlaştı desinler ben sevinirim. Ama bu 19 için ya da genç milli takımlar için Ünal Karaman'la anlaşıldı desin ben 10 kat daha mutlu olurum. Bir kere adaleti var. Rekabeti var. Takım ceketini milli takıma imza attığında bırakabilecek kapasitede, karakterde bir insan. Futboldan anlıyor. Sistemden anlıyor. Taktikten anlıyor. Hocam, Trabzonspor geçen sene Abdullah Avcı'yla şampiyon oldu. Ünal Karaman'ı Abdullah Avcı ve diğerleri, hatta Hüseyin Türkmen şu an oynayan neydi ya, teknik direktör Ünal Karaman'dan sonra geldi. Neyse, siz kimi dediğimi anladınız. O da Abdullah Avcı da Ünal Karaman'ın mirasını yiyorlar. Hani Fenerbahçe için diyorlar ya, Aykut Kocaman sistemi kurdu Daum yedi. Aykut Kocaman sistemi kurdu Ersun Yanal yedi diye. Tam öyle değildi ama burada da Ünal Karaman sistemi kurdu. Birileri yedi bence. Ben Ünal Karaman'dan yanayım. Ancak Arda Turan olayı bana biraz iğrenç, tuhaf ve farklı bir niyetle yapılmış gibi geliyor. Çünkü milli takım uçağında 75 yaşındaki gazeteciyle bir münakaşası olmuştu. Hani gazeteciyi sıkıştırıp hesap sorma falan filan girişimi falan filan demişlerdi. Bitti mi? Bitmedi. Mahkemenin korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak ve kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdiği konuşulmuştu Arda Turan'la ilgili. Şimdi bu kişi mi Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörü olacak? Bu da ayrı bir olay. Tamam, anladık. Hani Erden Timur ne derse onu yapıyorsunuz federasyon. Tamam, anladık. Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen isimleri dolduruyorsunuz. Tamam, hepsini anladık. Okey. Ya yeter ya. Hamile eşi evdeyken gidip de milletin karısına, yani yaşanan süreci biliyorsunuz. Ya senin karın olduğunu bilseydim yapmazdım diyormuş. Başkasının karısı olsa yapardın ya. Bu mu? Bu kişi Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü. Bayram Bektaş helal olsun. Yani nereden torpilliyse helal olsun. Sürekli bir ekiplerde yer alıyor. Hakan Baltay'ı Galatasaray'ın altyapısındaydı diye biliyorum. Barış Özbek de yurt dışında teknik direktörlük yaptı diye duydum ama ötesini bilmiyorum. Diğer arkadaşlar, bu arada İbrahim Toraman'ın da sanki diğer İbrahim'le Beşiktaş'tayken sıkıntıları vardı gibi. Yalnız bu ekip az olmuş. Bu ekip az olmuş. Bak, bu ekibin yanına bir iki kişi, mesela Pascal Nouma'yı da ekleyin bu ekibin yanına. Başka kim olur? Felipe Melo'yu falan ekleyin bu ekibin yanına. Ya az olmuş bu ekip. Başka ne olur? Anju Çolak'ı falan da ekleyin. Dur, Galatasaray'dan birkaç kişi daha. Ya saçmalamayın ya. Etmeyin, eylemeyin. Bana tuhaf geldi. Neyse, biz Fenerbahçe'ye dönelim. Mason Greenwood. Şimdi Greenwood konusunda şöyle bir durum var. Hocam, sen Arda Turan'ı atıp tutuyorsun ama Greenwood'da az kalır yanı yok. Niye diyorum? Hocam, tecavüzden yargılanmış. Ceza almış mı? Yok hocam, suçsuzluğu ortaya çıkmış. Masummuş. Tamam. Yani ama hocam yargılanmış. Ya kardeşim bak, bende mi sorun var, sizde mi hata var? Bir çözelim. Yargılanmış, masum çıkmış, yani suçsuz çıkmış ve siz bu adama diyorsunuz ki hocam bir kere o damgayı yedi. Ya Allah'tan hiç mi korkmuyorsunuz siz? Bak, ben futbolcunun ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyorum. Yani kefil değilim ben. Belki yapmıştır. Ben onu bilmiyorum. Kastettiğim, konuştuğum o değil. Benim konuştuğum şey şu. Bir adama bir suç atıldı. Araştırıldı, edildi. Baktılar ki hiçbir suçu yok. Bu adam suçsuz. Lan kardeşim, iftira atıldı. Suçsuz çıktı. Suçsuzdur bu adam. Niye ömrünün sonuna kadar bu adama böyle yapma peşindesiniz ya? Niye bu adamı öldürme peşindesiniz? Niye bu adamı hani mahvetme peşindesiniz? Ya bu nasıl bir zihniyet? Bu nasıl bir düşünce ya?
Ya bu nasıl bir düşünce, nasıl bir zihniyet ya? Ya yazıktır, günahtır ya. Etmeyin, eylemeyin ya. Futbolcuya iftira atılmış. Aklanmış ama yok. Hocam gönüllerde suçlu. Tamam, o zaman ben hepinize suçlama yapıyorum o zaman. Manyak mısınız ya? Kafayı mı yediniz ya? Ha, suçluysa, ceza aldıysa bir şey diyemem. Şimdi Manchester kadın takımı. Bak, Manchester kadın takımı, onlar da sizin gibi. Manchester kadın takımı da oyuncunun Manchester'dan gitmesini istiyor. Diyor ki bize layık değil bu. Defolsun gitsin. Biz bunu istemiyoruz diyorlar. Biz bunu istemiyoruz diyorlar. Kulübün iştirakçıları, kulübün bazı sponsorları biz de istemiyoruz diyorlar. Gönderin diyorlar. Ve Manchester United gönderecek yer arıyor. Avrupa'da da transfer tahtası kapandı. Transfer dönemleri kapandı. Bir tek Türkiye'de devam ediyor. Fenerbahçe'nin de hazır, yani Fenerbahçe'nin hazır rakibi transfer etmişken, yıldız transfer etmişken, hadi Fenerbahçe sen de et diyorlar. Haliyle Fenerbahçe'yi işin içine sokmaya çalışıyorlar. Bir grup Manchester yöneticisi diyor ki yani kiralık gitsin, geri gelsin, geldiğinde devam eder. Bir grup da diyor ki ya hani domuzdan ne koparırsak kârdır misali, gitsin diyorlar. Manchester United kiralık formülüne okey diyor. Fenerbahçe de satın alma opsiyonunu kiralık diyor. Eğer satın alma opsiyonunu ve bizim istediğimiz meblağa yakın bir opsiyonu kabul ederlerse, ki 6,5 milyon eurodan bahsettim daha önce biliyorsunuz, %100 Greenwood Fenerbahçe'de. Eğer kabul ederlerse. Ederler mi? Ben onu bilemem. Arkadaşlar bir de bir konuda uyarayım bak. Yıldız futbolcu, yıldız futbolcu, yıldız transfer etmiyorsa Ali Koç istifa etsin diyenlere, Marcelo'nun bir görseli var. Bizim şeyde var mı? Şu an benim bilgisayarda var mı? Bir bakmam lazım. O görseli göstermek lazım. Yok, silinmiş benim bilgisayarda ama Twitter hesabımda paylaştım. Tweet atıyormuş o tip. Şimdi Marcelo'yu sene başında 3 milyon euro yıllık ücret istedi, garanti para. Ve Fenerbahçe yönetimi biz parayı veremeyiz dedi, almadı. Olympiakos'la sözleşmesini feshetmiş ve son hali dikkatlerden kaçmamış. Bakın, bazı şeyleri iyi düşünün. Bazı şeyleri çok çok iyi düşünün. Yani bazı şeyleri çok çok iyi düşünmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Ha, diyeceksiniz ki ya hocam yıldız yıldız. Ya mesela Dele Alli Beşiktaş'ta ne yaptı? Alex Teixeira ne yaptı? Roman Saiz ne yaptı? Galatasaray Morutan'ı yıldız diye aldı. Ne yaptı? Seferovic yıldızdı, ne yaptı? Ya tutacak da tutmayacak da. Bunu bilin. Tutacak da tutmayacak da. Ha, en mantıklısı şu. Aldığın herkes tutacaksa hiç sıkıntı değil. Yıldız alsan da olur, almasan da olur. Ama Greenwood'a yıldız diyorsanız, şimdi Greenwood'a yıldız diyorsunuz, bu sefer diyorsunuz ki hocam adam tecavüzden yargılanmış. İşte bilmem neyden yargılanmış. Ulan suçsuz mu? Suçsuz. Ama hocam yargılanmış. Hakim Ziyech. Ama hocam şimdi onu da getirirsek 30 yaşına gelmiş. 30 yaşında yıldız mı olur? La Galatasaray'ın hayran kaldığınız, ağzınızı ayırdığınız bütün yıldızları, bir tanesi hariç, hepsi 30 yaşının üstünde. O nasıl olacak? Ağzınızı ayırıp yıldız süperstar diyorsunuz ya. O nasıl olacak? Durumlar bunlar arkadaşlar. Valencia'nın bir yere gittiği yok. Serdar Dursun'un da şu an için gitmesi yok. Greenwood konusunda dediğim olursa %100 Fenerbahçe'de. Bunları konuştuk. Osterwold. Bu çocuğu takipleyin ya. 450 dakika izlemeden ben de yorum yapmayacağım. Referansı benim gözümde iyi ama bir de Fenerbahçe'de izleyelim. Benim bu kısımları aktaracaklarım bu kadar. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.